bakmaz yüzüme, bakmaz yüzüme, zalimin kızı. Bırakın beni, bırakın diyorum. Hala duruyor. Defolun buradan be. Terbiyesiz herifler. Kusura bakma. Kaza oldu. İyisin ya. Şaşkınlık. Gösteririm ben onlara. Zarar yok, boş ver. Ama kimdi onlar? Sen kimsin? Bu serseriler ne oluyor senin? Hiç. Peki ne istiyorlardı senden? Kötü adamlar. İleride ihtiyar halam oturur. Onu yokladım. Dönüşte ansızın önüme çıktılar. Fena fena sözler söylediler. Ben de bir taş fırlattım. Korkudan tabii. Ondan sonrasını gördünüz. Elime geçerler elbet. Gözlerini patlatırım ben onları. Ne gülüyorsun birader? Yani bizi kurtardın diye şimdi dalga mı geçiyorsun? Hayır, bilakis. Seni takdir ettim. Yaman kızsın. Sağ ol. Ama ben bu kılıkla nereye giderim? Al. Desene dünyada kötülerden çok iyiler de varmış. Yaşa abi. Ama ben bunu nereye göndereyim? Göndermesen de olur ama pek istersen Taksim'deki benzinciye bırakırsın. Şoför Hasan dersin bilir o. Hasan Bozkır. Ha? Ne? Adımı söyledim, Hasan Bozkır. Hasan. Hasan abi. Polis Rüstem amcanın oğlu. Ha gayret, okul numaramı da bil bari. Bilirim tabii. 149 Hasan. Bu ömür işte. Hasan abi beni nasıl tanımadın? Mahalledeki sarmaşıklı evi unuttun mu? Şu yanan köşkü mü? Evet. Hani siz ortadayken biz yuvadaydık. Müsamerede sen baba olmuştun, ben de yaramaz kız. Naciye, sensin ha? Ne kadar da büyümüşsün, ne güzel olmuşsun. Şu kadarcıktın sen. Dur bakayım, inanamıyorum. Sen Naciye'sin ha? Olur şey değil. Ta kendisi. Ama tanımamak da haklısın. Tabii, bebektin o zaman. Hem de bu Naciye değil. Aklına gelir mi? Sarmaşıklı evin küçük kızını iki serseriyle sille tokat dalaşırken göreceğin aklına gelir mi? Unut bunu şimdi. Bir daha yalnız çıkma. Hele buralara. Yalnız o değil. Yaşıp kılıma ne dersin? Neyse geçelim. Evin nerede? Ortaköy'de. Arabam burada, götüreyim seni. İşte böyle Hasan abi. Ev yandıktan, babam da öldükten sonra sanki felaketler birbirini kovaladı. Annem de sözde himayesiz kalmayayım diye o adamla evlendi. Kardeşim de daha yeni doğmuştu. Fena bir adam mı? Fena ya. Fena kelimesi azdır. Tüccarım dedi, meğer hapisten çıkmaymış. Ben daha küçüktüm. Annemin nesi var nesi yoksa hepsini satıp salmış. Ayrılmalıydı. Niyeti vardı. Felaket bu kadarla da kalmadı. Annemin gözleri görmez oldu. Büsbütün mü? Büsbütün. Üstelik küçük kardeşim de vardı. Artık üvey babamın elinde kalmıştık. Bizi nereye isterse oraya sürükledi. Esir gibi kullandı bizi. Hala da öyleyiz. Peki ama niye çekiyorsun bu kahri? Git çalış. 18 yaşını doldurmadın mı sen? Yakındır ama mesele o değil. Halil annemle bir de o küçüğü nasıl bırakıp giderim?
Üvey babam bu zayıf tarafımı biliyor, beni oradan vuruyor. Yani ne gibi? Bu adamın aklı fikri para, bedava ırgat bulmuş çalıştırıyor. Önce okulu bıraktırdı, tütüne yolladı, gazete sattırdı. Bir erkek çocuk gibi itile kakıla büyüdü. Vah Naci, sarmaşıklı köşkün nazlı çocuğu. Hatta şımarık çocuğu, ama onlar geçti artık. Şimdi böyle ayak takımı olduk işte. Deme Naciye, insan neyse olur. Hayır, bilemezsin. Yaşamaktan tiksindi. Geçer bunlar, insan düşse bile bir gün kalkar. Kaldı ki sen... Çok şükür, namussuz diyemez kimse. Sen ona bak. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Baksana kardeş, şurası nasıldır, bir yemek yesek. Boş ver abi, orada yemek yenmez. Güzel bir dayak yenir. Deme, kimin burası? Dayı derler bir belalı, her akşam vukuat olur burada. Pekala, vazgeçtim. Başka yerde yeriz. Naci, geldin mi yavrum? Benim anneciğim, ablam daha gelmedi. Bunlar hazır nenem, ahçıya götür, ötekileri göndersin. Getirdim. Ama pek çok. Size yardım edeyim. Hayır, sen ders çalış yavrum. Yahut da oyna, ben yaparım, sana kıyamam bir tanem. Ah, işte geldi. Anne bırak bunları, ben yaparım. Hayır yavrum, alıştım ben. Sen poligona koş, geç kaldın diye baban çok kızdı. Baba, hem ben oraya gitmek istemiyorum, o adam oradayken. Yani üvey amcamız oradayken mi? Evet, üvey amcamız. Ablacığım, onu ben de sevmiyorum. Ayıp Nurten, ayıp. Haklısın Nurten. Naci, bunları konuşup beni üzmek mi istiyorsun? Üzülme anne, ama oraya gitme. Git ablacığım, sonra o anneme çatar, bana da bağırır. Peki, üstümü değişeyim. Nurten! Efendim? Ona bir şey söyleme, olmaz mı? Söylemeyeyim mi? Hayır, ben babanı caydırmaya çalışacağım. Babam dediğinden caymaz. Olsun, gene söyleme. Peki, söyleme. Abla, bu gömlek kimin? Hasan abinin. Sonra anlatırım. Şimdi anlat. Hasan abi kim? Sana niye gömleğini vermiş? Vermedi. Ne çok soruyorsun, küçücük kaynanam senin. Kaynanan değil ama... galiba görümcen olacağım. O da ne demek? Ah, annem söyleme diye tembih etti. Neyi tembih etti? Şeyi... babam dedi ki, Naciye büyüdü, onu Necdet'le evlendireceğim dedi. Ne, üvey amcamızla mı? Aman yarabbi, sahi mi söylüyorsun Nurten? Hem de çok sahi. Annem razı olmadı, kavga ettiler. Yani babam kavga etti, bağırdı gitti. Ablacığım. Bir de bana oraya git diyorlar. Demek o sinsi çıyanın böyle niyetleri de varmış. Bana bak Nurten, şimdi gider döverim o adamı. Durduğun kabahat. Ablacığım, bir şey unuttun.
bir derdin mi var abla? Kasası sana mı düştü? Yok yani, bir derdin varsa emret. Yapar mısın? Tabii. Peki git, öyleyse kendini denize at. Öyle olsun. Ne yapman kız, değil mi? Hiç şakası yoktur. Kalk beşlik gibi bozar adamı. Kimin o? Necdet abinin. Vay, küçük hanım nihayet buyurmuş. Böyle bir tane daha getir oğlum. İstemez, karnımız tok bizim. Gene pek öfkelisin cicim. Öfkeliyim ama senin cicin değilim. Olabilir. Her şey olabilir. Evet, her şey olur. Fakat bir şey var ki dünya bir araya gelse olamaz. Ya neymiş acaba o? Senin de abin olacak muhterem üvey babamın aklından geçen şey. O olamaz işte, anladın mı? Ha, şu mesele. Kısmet. Var mı sende? Seninle evlenmek çılgınlık mı yani? Nen var yani? Delisin, dolusun ama gül gibi kızsın. Sen deli değilsin, dolu değilsin ama taş gibi ruhsuz bir adamsın. Hem üstelik de çok aptalsın. İleri gitme, düşünen ben değilim abim. Bilirsin sözünden çıkmam. O da dediğimi yapar. Nemizi beğenmedin yani? Sersem. İleri gitme dedik. Git babana dert anlat. Babam olsa anlatırdım. Aciz bir anneyle kimsesiz bir kızı buldunuz. Her istediğinizi yaptıracaksınız öyle mi? Yağma yok. Ben sizin esiriniz değilim. Şuna bak be. İyiliğini düşündük, kabahat oldu. Sen bu kafayı çok taşlara vurursun kızım. Dünyadaki bütün taşlar senden ve senin para canlısı o abinden daha yumuşaktır. Çileden çıkınca çok güzel oluyorsun. Naciyem, Naciyem, cilveli Naciyem, 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 cilveli Naciyem. Dale 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 de, oyna dale 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 de, gel bana dale dale de, abe dale dale dale. Gel bana. Ne haber Naci? Ne haber Naci? Ne oldu ha? Ben oğlum beyefendi. Dale dale Şuna bak, burada iş var, oyun oynuyor orada. Oyunun sırası mı? Sana söylüyorum, oyunun sırası mı şimdi? Ne güzel değil mi? Oğlum 7.30 bizim ortalığı piyaz mı oldu? Geliyor yolda. Ya iki tek tabana getir dedik ya. Geliyor yolda. Bizim hesabı da getir 7.30. Geliyor yolda. Ne oldu Ertan? Ne içtiniz siz? Görüyorsun işte masada iki bira, bir akı, kavun, beyaz peynir, ciğer. Açık mı? 19.95 abi. 20 desene şuna be. Canım sağ olsun. Sen yanında 30 ver ya, ne olacak? Al bakalım hadi al. Evet. Sağ ol. Gene gelin ha. Tabii. Afiyet olsun. 7.30 bizim su ne oldu? Geliyor yolda. Ne oldu bu ya? Su yolu abi, su yolu. Abi, duydun mu?
Dayı üvey kızını kendi kardeşine veriyor. Naciye'yi mi? Yazık kıza. Dayının kardeşi serserinin biridir. Bir kere yetim olmuyor gör. Zavallı kız. Dayı bu. Nerede çıkarı varsa alemi o tarafa çeker. Kızın annesi iyi ailedenmiş. Miş, vaktiyle. Kızın şu haline bak şimdi. Çok yüklü bugün. Sorma, sana kıyamıyorum ama birikiyor işte. Hepsini yıkama sakın. Şöyle bezden sili ver. Olmaz, kokar. Bu sarhoşların burnu kokarsa o zıkkımı içmezler zaten. Boş ver, üzme tatlı canını. Bak dur, göstereyim, dur. İşte ayna gibi oldu, ciğer tabağı olduğu belli mi hiç? Evet, geliyor abi, kırmızılı turp yolda. Bir turp yaptım abi elimden, afiyetle ye yani. Ver mi? Geliyorum. Başım belaya girecektim. Beceriksiz sen de. Bacak kadar kızı tavlayamıyorsun. Bacak kadar ama sırtlan gibi yırtıcı. Hem Allah aşkına ne diye tutturdun bu kızı al diye? Pek mi hevesliyim yani? Canı isterse. Enayilik etme. Sebebi var ki tutturdum. Kız yakında zengin olacak. Piyango mu vuracak? Ha, al oku, noterde. Ama okusan da anlamazsın. Kısacası bir akrabasından kıza para kalmış. 18 yaşına girince alacakmış. Tam 300 bin adet papel. 300 bin ha? Ne zannettin ya? Bu para yarın dışarı mı gitsin? Elimizin altındaki avı bırakalım da başkasını kafeslesin. İyi ama kız bana boş veriyor. Hadi çık yukarı. Üst tarafını bana bırak. Hangi işi tuttum da koparmadım? 300 bin. İyi para. Biraz dikkat edin be. Kız toparla şurayı. Hasan, niye geldin buraya? Seni görmüyorum. Hemen git, üzülürüm. Senin için geldim, üzülme. Dükkan kapanınca köşede beni bekle. Kim bu? Bilmem, şoför galiba. Kapıda bir taksi bıraktı. Niye sordun? Pek. Ensesi kaşınıyor gibi geldi bana. Üstüne abi. Kalsın. Sağ ol abi. Yine bekleriz abi. Ey be. Aslan be. Geliyor yolda. Eyvallah. Güle güle. Uğurlar olsun. Bir iş döndü ama anlamadım. Hı? Kızla bir alakan mı var yoksa? Hayır. Ama olmasını isterdim. Fiskos ettiniz. Eski bir aşinalık, bugün rastlaştık. Başı darda galiba, o kadar. Yalnız o kadar mı? Arabayı sen götürsen, benim biraz kalmam lazım. Peki. Yalnız... Ne var? O herife dayı derler, belalıdır. Kızın da üvey babasıdır. İstersen ben de kalayım. Bunu başkası söylese darılmam ama, hadi gazla bakalım. Bu bekarlıktan bıktım usandım, medreslerimden lezzet almadım. Bu bekarlıktan bıktım usandım, medreslerimden lezzet almadım. Bu dur son arzum, evlenmektir kararım. Lakin aynalı bir gacı nerede bulayım? Bu dur son arzum, evlenmektir kararım. Lakin aynalı bir gacı nerede bulayım? İşte bir bayan hem mini mini. Sorsam acaba sever mi beni?
mademoiselle bana verir misin elini? Al elini, hem kalbimin sensin sahibi. Hap hap, mademoiselle bana verir misin elini? Al elini, hem kalbimin sensin sahibi. Ulan ben sana kaç defa söyledim yatak odamın kapısını vurmadan girme diye. Yatak odan mı? Yani gözün kör mü? Bir odada lüks bir karyola, bir elbise dolabı, bir de tuvalet oldu mu? O oda ne olur? Ha, ne olur? Yatak odası. Faraş arıyorum. Çık kapıyı vur öyle gir. Tak tak tak. Tak 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 olur mu? Sen hiç medeniyet okumadın mı? Tik tik tik. Tik tik tik. Gir. Şöyle. Kimin odasına girdiğini bil. Sen 7.30 Mehmet'i git de Dolmabahçe'sinin adına sor. Bak bilmeyen var mı? Bir daha şuradan öteye adımını attın mı? 18'e girdin demektir. Penaltı. Buradan da bu tarafa geçilmez. Offside'dır. Bu taraf korner. Orası da taç tabii. Alık alık bakma suratıma. Hadi yürü. Hadi. Galatasaray Fener maçına bilet verecektin bize. Geliyor yolda. Hadi yürü yürü yürü. Yürü. Hadi. Hey aslan Fenerbahçe, bir baba hindi, hey yallah olsa da şimdi, hey yallah finalda zerde, hey yallah yallah. Naciye, cilveli Naciye, Naciye, işveli Naciye. Ey Mustafa'ya bak. Ya Mustafa, ya mikro Mustafa, Mustafa. Oo olmadı. Oo bunları unuttuk ya. Bir ol, sen ol, gol. Hadi bakalım. Siz durun orada, hadi konuşun sonra. Hadi. Bunların da hakkını yemeyelim. Bak burada da var, burada da. Geliyor, geliyor, geliyor. Ya ya ya, şaşaşa. Metin, Metin çok yaşa. Aslanlar, bu da aslan. Aslan Fenerbahçe. Aslan Necmi. Hadi sen de aslansın. Aslan Turgay be. Ya şimdi ne? Tutum için bir gol. Offside'miş. Bir pas, bir şut, gol. Aslan Turgay'ım ben. Hey. Şimdi artık hadi Allah razı olsun. Hadi size de. Uyuyayım da büyüyeyim. İyi uyuyayım. Güzel güzel. Top oynayayım inşallah. Top oynayayım. Top Kadri'de. Can'a verdi. Can üç kişiyi çalımladı. Naciye veriyor. Naciye. 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 Gelemeyeceksin zannettim. Uyumasını bekledim. Çok korkuyorum. Gömleğini getirdim. Sende kalmasını isterdim. Onu almak için gelmedim ben.
Ben de onu vermek için gelmedim. Ama ben de kalamaz. Sorarsa ne derim? Baban mı? Üvey baba. Çok çekiniyorsun ondan. Naciye bak bana. Efendim? Bana öyle geliyor ki başın dertte senin. Ne var söyle. Dinle beni. Oraya içki içmeye gelmedim. Senin için geldim. Bu sabah anlattıklarına üzüldüm. Bir faydam olamaz mı sana? Naci, belki anlatamıyorum. Sen anla. Yıllarca sonra seni böyle görünce... Anla işte dedim ya, ben anlatamayacağım. Hemen karar verdim. Annenle konuşsam olmaz mı? Söyle, ister misin? Konuşayım mı? Ağlıyor musun sen? Söyle bana, ne var? Beni zorla evlendirmek istiyor. Tanımazsın onu. Bir şey aklına koydu mu yapar o adam. İstemediğin bir adama zorla seni nasıl verebilir? Yaşın da küçük. Annemden imza al. Bilmezsin, her şeyi yapar. Hiçbir şey yapamaz. Ben yarın bir avukatla konuşurum, korkma. Yalnız bana cevap ver. Yani... ister misin ben her şeyi üstüme alayım? Yalnız bir abi gibi değil Naci. Çok iyi bir niyetli. Anlıyorsun ya. Naci. Yarın akşam bekleyeceğim. Gene burada. Geliyor abiler, ciğer tava geliyor yolda. Yumurtalı piyaz 2 geliyor yolda. Kimdi hesap isteyen? Geliyor yolda. Bir duble daha rakı ver. 2 kavun ver. Yolda geliyor. Tepsi hazırla kız. Geliyor yolda. Rakılar da geliyor. Ben de geliyorum. Ben de yoldayım. Hadi geliyor yolda. Ya. Kız Naci? Ha? Abi. Dur. Dur bakayım dur. Oh, rüya görüyorum galiba. İçimdeki... Oh, oh. Abi. Abi mi? Aa, kız sen misin? Gel buraya. Gel gel. Gel. Kız gece yarısı nereden böyle? Dışarı çıktım. Avuta çıktın yani. Ama bu saatte dayı öldürür seni. Bu kapıyı vurmadan girme. Tek tek tek. Ayıp. Çik çik çik. Tek tek tek. Girebilir mi? Antre. Hadi. Çık, gel. Gel. Çık şuraya. Dur. Hadi. Ben de yanına oturayım. Hesap ver bakalım. Nereye kaçtın? Hı? Abi. Hı. Aşk nedir bilir misin? Bilirim. Futbol aşkı. Hayır. Öteki. Hiç sevmedin mi? Bir kere. Cuci'yi. Ama aldılar elimden. Sahi mi? Kim aldı? Belediye. Ah, görsen bu kadar çıktı. Kıvır kıvır tüyleri vardı. Mahalleden kedi geçirmezdi. Ama bir gün birini ısırdı diye alıp götürdüler. Ah ne cuciydi o. Ne cuciydi. Sen işin alayındasın. Sen ciddi mi söylüyorsun? Ayağını denk al. Kendine dikkat et biraz. O iyidir. Çok iyidir. Eskiden tanırım onu. Abi derdim bir vakitler. Ama şimdi... Şimdi? Evlenelim demeye getirdim. Aa, şipşak mı? Şipşak. Görsen, bir görsen onu. Peki yukarıdaki? Onun niyeti galiba senden kardeşini... İkisi de yerin dibine batsınlar. Daha da çıkmasınlar ama... Anlıyorum. Rahat vermezler bize. Saat kaç? Bakayım. Saat var mı orada? Yoksa ne soruyorsun? Sabah oluyor işte. Gideyim. Yarın gene konuşuruz bunu. Naciye. Söyle abi. Yok bir şey. Ah Naciye. Allah yardımcın olsun. Allah rahatlık versin. Thank you.
Anlamam. Bu evde benim dediğim olur. Nikah dedim nikah. Kız daha küçük. Büyür. Kısmeti çıkan kız büyümüş demektir. Daha iyisini mi bulacak? Ablam onu istemiyor. Sen karışma Yumurcak. Benim de mi hakkım yok karışmaya? Bir kere de bana sorsanız. Hiç kimseye hiçbir şey sormam. Kararımı verdim. İtiraz eden var mı? Yok. İşte bu kadar. Anlaşıldı mı şimdi? Ailece karar verdik. Bu iş olacak. Hadi hayırlısı. Anneciğim. Bu da mı gelecekti başımıza? Anneciğim, ablamı vermem ben. Allah'ım. Ne günahım var benim? Sizin değil yavrum, benim günahım var. Allah şaşırttı, böyle bir adama el verdim. Zararı size oldu. Gözüm görmez, elim ermez ki evlatlarımı koruyayım. Anne ağlama, senin ağlamaman için canımı bile veririm. Ben de siz üzülmeyin diye neler vermezdim ama... Hiçbir şeyim yok, hiçbir şeyim. Anne bir ümidimiz var. Ama bilmem ki, bekle bu akşam... Belki de bu geceden sonra... Sana çok iyi bir haber vereceğim. Nedir evladım? Söylesene. Benden utanıyorsan çıkayım. Hayır çıkma. Zamanı gelince ilk müjdeyi sana vereceğim. Anneciğim şimdilik bir şey sorma. Ama üzülme de. Ümidim büyük. Belki pek yakında bu adamın elinden seni de kendimi de kurtaracağım. Yalnız sen biraz sabret anneciğim. Ya beni? Seni de elbet. Seni de bir tane. O zaman iyi. Yavrularım benim. Abla. Ablacığım. Nurten, evden kaçmak zorundayım. Yine geleceğim. Anneme iyi bak. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Nereye gidiyorsun? Annemi uyandıracaktım. Şimdi olmaz. Hadi çek arabanı. Abi! Canım dedim. Ama niye haber vermedi? Pencereden kaçmış. Çarşafı sarkıtmış. Kim? Ablam. Bak. Ya
demin annemi uyandırıp haber verecektim. Dayı bırakmadı. Anneni mi? Tabii ya. Uyanınca haber vermeli. Uyanırsa. Şey haber değil mi? Haber. Ama sonra. Vay evladım. Ne yapsak şimdi? Ne yapsak? Ağlama abicim. Ağlama abi. Ablam gene gelecekmiş. Yahut biz ona gideriz. Ben zaten onun burada kalmasını istemiyordum. İyi ki kaçmış değil mi? Ne bakıyorsun öyle? Bir şey söylesene. Yok susmam söylerim tabii. Ne dedin? İyi ki kaçtı ha. Tabii. Ağlama biz de gideriz peşinden. Gideriz değil mi? İkimiz buradan gideriz. Var mısın? Varım. Ama anneme haber vereyim. Şşş dur. Annenin her şeyden haberi var. Gece konuştuk. Bana dedi ki Naciye gece kaçacak dedi. Sen de sabahleyin Nurten'i al götür dedi. Sonra o da peşimizden gelecek. Gelecek mi? Gelecek ya. Ablanı da bulacağız. Sen, ben, Naciye, annen öyle rahat edeceğiz ki. Bu adamlardan uzağa gidelim. Çok uzağa gideriz. Hadi koş kimseye çaktırmadan giyin gel. Şşt, vaziyeti idare ederiz. Tabii tabii. Ne abi maç mı var bugün? Hı? Ama buraları düzeltmedik daha. Hakkını helal et ahbap. Bize yol göründü. Hayrola? Kaçıyoruz. Naciye kaçtı. Annesi de bu gece sizlere ömür. Ben de küçüğü alıp kaçacağım. Annesinin öldüğünü bilmiyor. Onun için kaçıracağım. Ama nereye götürürsün abi? Palasuna. Başka çare yok ki. Vah yavrum vah. Vah yavrum vah. Abi. Abi. Sıvıştım. Vah Allah rahmet eylesin. Başın sağ olsun. Allah kahretsin. Kim ölmüş? Bunlar nesi? Ah zavallı abi. Hadi yürü koş koş. Doğru mu bu? Doğru ya. Kaçtı. Gece kaçmış. Yatak çarşafıyla. Siz nereye? Biz hava almaya gidiyoruz. Hava mı almaya? Sana da alalım mı abi? Hadi eyvallah. Demek öldü. Neden? Kalp. Doktor geldi. İçeride mi? Peki kız nerede? Odasında. Bu iş kolaylaştı mı dersin? Bilmem. Artık güvenecek dalı kalmadı. Bu sefer pes etti demektir. Naciye. Naciye aç benim. Abi, kız pencereden çarşafla kaçmış. Anlamadım. Ne? Nereye gidebilir? Thank you.
Düşüyordum. Sucuk. Pastırma. Hani turşu? Hah burada. Hadi. Hadi bakalım. Al. Al durmayı. Hadi. Boğazım kurudu. Bardak yok ama ben ağzımı değdirmeden içerim. Şimdi saat 12. 1:30'da maçım var benim. Top mu oynayacaksın? Ne oynamam. Toplarım. Maçlarda top avuta çıktı mı? Agandadır. Yakalarsın. Al abi. Ne? El alem para verir seyreder. Biz üstte 7:30 alırız. Beni de götür. Olmaz. Şimdi seni halanın evine bırakırım. Ben gider 7:30'da eder gelirim. İstersen şimdi kalkalım halanın evine götür beni. Ben halamın evini bilmem ki. Ne? Gördün mü işi sen? Düşünmeden kız kaçırmanın sonu budur işte. Peki maça gideceğiz sonra? Bilmem. Eve dönelim mi? Ama annem ne demiş? Annen? Öyle ya. Annen sahi. Oraya gidemeyiz. Otele gidelim. Hı? Hilton'u merak ediyorum zaten. Hilton? Hı. Öyle ya, ne duruyoruz? Hadi yolda yeriz. Maç saati yaklaştı. Hadi. Thank you.
Ey Özcan abi be ya, inşallah çenen geçecek Özcan abi, geçmiş olsun abi, aslan mısın nesin sen be? Ey Kadir abi, Kadir abi, ay aslanım benim, ne numaralarda o abi be, helal olsun sana, helal olsun be. Ey aslanlar, hepsi aslan vallahi, hepsi aslan. Aslan kaptan Naci abim benim, kaptanım benim, ey. Bütün abi, aslan biliyor musun, ne zaman öbür maçta yapacağız değil mi bütün numaraları? Nasıldım, nasıldım? He? Çok güzel oynuyorsun. Şimdi sen burada bekle, ben 7.30'u alayım gideriz. Nereye? Bilmem. Bekle de, belki de Hilton'a gideriz. Ne bakıyorsun evlat? Karnın mı aç? Buyur. Adın ne senin? Dilsiz misin yoksa? Dilsizsin ha? İşin yok mu senin? Burada çalışmak ister misin? Arabaları silersin ha? Değil mi?
Yatacak yerin var mı? Yok mu? Bu da oldu. Sana yatacak yer de buluruz. Gel benim yerime ye. Hadi gel. Şu yavrucağa da bir iş uyduralım. Bunu nereden buldun? Bir garip dilsiz. Yardım eder bize. Peki peki, bir iş yaparız. Tam 9 lira 10 kuruş. Ne çok. Bunu sorma. Peki, şimdi nereye gidiyoruz? Ya Divan Oteli'ne yahut Hilton'a. Sen öyle istemedin mi? Öyle ya. Madem ki 9 liramız var. Hanım kız, galiba ters bir iş yaptık. Ama halanın evini biliyorsun sanıyordum. Yoksa sana ağır mı geliyorum? İstemiyorsan götür bırak beni eve. Yo, öyle demedim. Yani nerede yatarız diyorum. Nurten. Ne var abi? Burada bir araba numarası yazılı. Bu arabanın sahibi çok iyi bir insan. Hem de ablanın arkadaşı. Biliyorum. Ablama gömlek vermişti. Şoför Hasan abi. Bilmediğinde yok. Şimdi dinle. O şoförü bulmamız lazım. Burada arabasının numarası var. Bulalım. Niye duruyoruz? Dediklerimi şaşmadan yaparsan buluruz. Dinle şimdi. Şu parka gideceğiz. Acele etme. Hüngür hüngür ağlayacaksın. Sanki ben buralarda yokmuşum. Sen de sokakta kaybolmuşsun. Evini kaybetmişsin gibi. Sonra? Sonra polis gelecek. Bu numarayı söyleyeceksin. Ve 50 bin... Dur bakayım. 50.279. 50? Kaç? 50.27.9. 50.27.9. Polis onu yarım saatte bulur. Ağlayabilecek misin? Hem de nasıl? Çocuk olur da yalandan ağlamasını bilmez olur mu? Yaşa! Gel şimdi, akşam olmadan halledelim bu işi. Peki, dediklerini yaparım. Anladın değil mi? Evvela Opel'i temizlensin, sonra buraya gel, ben sana söylerim. Gel hadi şimdi. Amca, şuna 20 liralık benzin koyun. Yarına da bakıverin, ben bir telefon edeyim. Olur şimdi. Vah zavallı yavrucak. Babasını kaybetmiş. Ne adamlar var? Bu kadarcık çocuğun eli bırakılır mı hiç? Ne yapalım? Polise haber verelim. Haber verdik, işte geliyor. Ağlama küçük, polis amca geliyor. Ne oldu sana yavrum? Ne oldu bakayım, söyle bak. Babamı kaybettim. Abi biz babanı buluruz yavrum. Ağlama bakayım sen, ağlama. Nerede oturuyorsun sen? Nerede oturuyorsun? Bilmiyorum. Babanın ismi ne? Peki soyadı ne? Bilmiyorum. Peki ağlama yavrum, ağlama. Baban neci? Babam şoför. Peki babanın çalıştığı arabanın numarasını biliyor musun sen? Biliyorum. Kaç? 50.27.9. 50.27.9. İyi, işler şimdi kolaylaştı. Gel bakayım yavrum. Sen Fahriye söyleyiver. Lastikçe ne yapı yuttu? Peki, akşama uğrarım.
Güle güle. Eyvallah. Güle güle abi. Al bakalım. Hoşça kal hadi. Karakı. Hayır abi, Aksaray Beyazıt. Aksaray Beyazıt, Aksaray Beyazıt yok mu? Aksaray Beyazıt, Aksaray Beyazıt yok mu? Dolmuş 1-2, Aksaray Beyazıt, Aksaray Beyazıt. Evet memur bey. İsminiz ne? Hasan. Gözünüz aydın. Çocuğunuz bulundu. Hemen Nişantaş karakoluna koşun. Yanlışlık olacak memur bey. Benim çocuğum yok. Olamaz da çünkü evli değilim. İyi ama telefonla alınan talimat böyle. Siz bir kere Nişantaş merkezine kadar gidin. Gideyim ama... Gidin çünkü gene çevirirler. Peki eyvallah. Dur abi, iyi ki rastladım sana, seni bekliyordum ben de. Abi dur abi, bir dakika dur, bir şey anlatacağım, ben yabancı değilim. Ne istiyorsun, kimsin sen? Adım 7.5. Kaç buçuk? Yani 7.5 derler bana, Naciye'nin orada çalışırım. Ondan bana ne? Dur abi dinle. İçerideki küçük kız Naciye'nin kardeşi. Bu sabah çok şeyler oldu, seni bulmak lazımdı. Numaranı almıştım, kızı öne sürdüm, çok şükür bulduk. Naciye mi gönderdi seni? Hayır abi, hikaye uzun, gözünü seveyim bozuntuya verme. Al çocuğun gel, hepsini anlatacağım. Anneleri öldü. Kızın gidecek yeri yok. Sokakta kaldık. Seni aradım. Allah polis abilerden razı olsun, bulduk işte. Sağma bizi abi. Hey kızım benim. Hadi canım. Hadi. Köpekler. Hepsi kaçtılar. Bir elime geçseler. Hepsine uğurlar olsun. 300.000 kaçtı. Sen ona bak. Kaçmadı. Naciye olacak o yılanı buldun mu her iş yoluna girer. Anasının oğlunun işi kolaylaştırıyor. Unutma. Artık ona karışamazsın. O kadarına da aklı erer. Ersin, zor oyunu bozar demişler. Buldum. Zorla olmaz bu iş, dağ başında değiliz. Senin istediğin para değil mi? Ya seninki ne? Tamam. Naciye'yi bulalım, üst tarafını bana bırak. Bu işlerde zor oyunu bozmaz. Oyun zoru bozar. Oyun, yani hile. Hile mi? Hem öyle bir hile ki. İlk iş kızı buraya getirmek. Nasıl?
Topal'ı bulalım, o işi halleder. Ondan sonra göreceksin kız tıpış tıpış nasıl gelecek. Doğru mu söylüyorsun? Doğru abi. Peki ama beni rakı sofrasıyla karşıladığı gece? Hepsi numaraydı. Kızı zorladılar, sana öyle davrandı. Tabanca çektiler. Hasan'ı vururuz dediler. İki silah sana bakıyordu o sırada. Ya o Topal'ın söyledikleri? Ya kahvedeki o gençler? Hepsi yalan. Hepsi Topal'ın marifeti. Dayının maşasıdır o. Bütün kirli işlerini Topal'a yaptırır. Yürü. Nereye? O kahveye. O adamları buluruz. Doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun belli olur. Yaşa be. Gidelim. Ya bu ne olacak? Yukarıdan teyzeyi çağırırız, bekler. Topal yok. Ama üçü orada. Benimle gece kavga edenler. O da Topal'ın işidir. Anlarız. Dur abi. İçerisi kalabalık. Böyle işler tenhada olur. Ben şimdi onları dışarı çıkarıveririm. Sen şurada bekle. Var mı sende biraz? Ver bende ya. Önüne bak lan. Maymun mu oynuyor burada? Dikkat et ahbap, bunlar sayılıdır. Bunlarla şaka olmaz. Bunlar mı sayılı? Böylelerinin çuvalı kaça be? Sayılıymış. Oğlum benzetirim. Benzersin. Anlarsın şimdi. Anlarsak ne olur, anlamazsak ne olur? Etrafa güveniyorsun değil mi? Var mı dışarı çıkan? Hadi üçünüz birden, yürüyün. Hadi. Hadi. Yo yo, ağır olun, sayım suyum yok. Burada değil, orada. Nerede istersen gel. Kusura bakmayın, ufak bir hesap var mı? Öğleyin o gece ölüme niye çıktınız? Dur abi, sana işin doğrusunu anlatalım. Abi, sonradan biz de pişman olduk ama Topal bizi kandırdı. Bir şoför Naciye'ye balt oluyor, kulağını bükün dedi, sen de diklenince hır çıktı. Naciye çok temiz kızdır. Hepimiz severiz, maksadımız onu korumaktı. Ne haber ya? Size bunu o Topal mı yaptırdı? Evet, o yaptırdı. Peki, sizinle bir zorum yok. Kusura bakmayın, rahatsız ettik. Ya rahatsız ettik. Aa, mızıklanma abi, sulh olduk ya. İyi çocuklar. Sen olmasan turşumu çıkaracaklardı. Ne düşünüyorsun? Topal denen o adamı nerede buluruz? Agana sorsana, ben bilirim. Bu saatte çıkar mı? Kim o? Aç aç. Bu saatte ne istiyorsun?
Kusura bakma amca. Sizin kapının önünden geçiyordum. Bir tomar para buldum. Acaba sen düşürmüş olmayasın? Hayır, senin değilse karakola götüreyim. Bir sorayım dedim yani. Dur gitme benim. Sağ ol evlat. Gelip alayım. Aman gel al, gecikme canım. Hadi ver. Para nerede? Burada. Beni hatırladın mı amca? Hatırladım. Ama vallahi billahi benim suçum yok. Hep kabahat o dayı olacak adamda. Kısa kes. Hepsi yalandı, oyundu değil mi? Doğrusunu istersen nasıl anlatsam, kızı ötekine vermek istiyorlar da. Yeter kes. Yani bana zarar olur mu? Sana bir şey yapmam, merak etme. Yalnız günü gelince doğruyu söylersin, o kadar. Söylerim. Hepsini söylerim. Yürü. Yarın karakola uğra da ifadeni alayım. O kara gözlerden ilan sürmemi çektin. Merhametin yok mu dana, belimi büktün. Kapanan bu yâlemde yar yar yeniden çekti. Hele şehirlerin de bugün sana dönmez mi? Dönüp dönüp de bizim ele gelmez mi? Attı gözüm yaşı tane, oldu bir ırmak. Bana haram oldu dana, bu evde durmak. Ne müşkülmüş dana, senden ayrılmak. Hele söyleyin de o güzele dönmez mi? Dönüp dönüp de bizim ele gelmez mi? Uykun geldi değil mi? Epey yoruldun. Yukarıda oda var. Orada yatarsın. Gel bakalım. Sen burada yatarsın. Hadi eyvallah. Allah rahatlık versin. Anneciğim, ablacığım, anne, abla. Hep sayıkladı. Anne, abla diye hep sayıklıyor. Ablasını biz de sayıklıyoruz ama bulana aşk olsun. Teşekkür ederim teyzeciğim. Bir şey diye evladım. Zavallı Naci, nerededir acaba? Sabah olsun İstanbul kazan biz kepçe. Ara arayabilir misin? Rüyada ablamı gördüm. Tamam, nerede gördün? Çabuk söyle, adresini alabildin mi? Ay Allah, merak etme bebeğim, sabah olsun bulacağız onu. Anne, annem, Nurten, Hasan. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum, hayır. Bırakın beni. Bırakın. Hayır. Bırakın beni. Ne istiyorsunuz anne? Rüya. Rüya gördüm amcacığım. Hiç böyle dilsiz görmemiştim. Rüyada sayıklıyor.
Sen ne biçim dilsizsin oğlum? Yoksa bir müşkülü mü var? Hadi utanma söyle. Bu ne biçim şey? O da ne? Sen dilsiz de değilsin, erkek de değilsin be oğlum. Yani kızım. Bey amcacığım, sakın bana kızmayın. Sakın beni kovmayın ne olur. Niye kızayım, niye kovayım evladım? Kız ol, erkek ol, bana ne? Ama dilsiz olmaya ne lüzum vardı? Söylesene. Evden kaçmıştım, korktum. Kendim erkek çocuk gibi gösterdim. Sonra sesimden tanıdılar, benimle alay ettiler. Sesinden anlamasınlar diye dilsiz oldun. Ne olursan ol, zararı yok. Ama evinden ne diye kaçtın? Hadi dön. Anne, anne diye sayıklıyor. Çok özledim onları. Anne, Nurten, yani kız kardeşim. Özledinse gitme evladım. Bu o kadar kolay değil. Siz ne iyi bir amcasınız. Anlatırsam acırsınız bana. Anlatırsın, bir çare buluruz. Dur, önce şu arabayı savalım. Şimdi ne olacak? Naci'yi arayacağız. Nerede? Her yerde, bütün İstanbul'da. Abi İstanbul yüklük değil ki karıştırıp bulasın. İstanbul büyük. Unutma biz de şoförüz. Bu araba bir günde dünyayı dolaşır. Hadi öyleyse, Allah yardımcımız olsun. Şöyle. Demek izin veriyorsunuz. Tabii, git onları gör, ondan sonra gelirsin. Beni kovmuyorsunuz ya. Niye kovayım evladım? Bana yardımcı olacak bir yamak lazım. Erkek olmuş, kız olmuş deme gerek. Hatta isterse dilsiz olsun. Ama evine dönmen lazım. Bu böyle olmaz. Neyse, hadi git de gel. İnşallah orada kal. Kalmam, madem beni işe kabul ettiniz burada kalırım. O halde nüfus kağıdını bırak, senin kaydını yaptırayım. İşte. Gidebilir mi? Durduğum kabahat. Al Aslan. Ah zavallı yavrum. Nasıl da özlemiş anneciğini. Şeytan, benzin bitti. Ha? Atlayıp alayım abi. Acet yok. Benzinci şurada, iteriz. İyi. Amarım şov. Hop 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 hop. Sen depoyu doldurt. Peki. Depoyu full yap. Peki abi. Ne işler oluyor be evlat? Şu bizim çırak vardı ya, hani geçen gün gördün. Dikkat etmedim. Bak çocuk, işe aldım, çalışkandı da. Dün gece ne görsem iyi. Bülbül gibi konuşmuyor mu? Üstelik de kızmış. Kız mı? Kız ya. Evinden kaçmış. Dertli zavallı. Üvey babasından çok çekiyormuş. Hem güldüm hem acıdım. Ne? Evinden kaçmış kız. Kız. Amca bir daha söyle. Söyledik ya evlat. Bu da mı o kız dedi? İsmi neydi? Bilmiyorum, konuşmuyordu ki. Dün gece konuştu, adını da sormadım. Lah, nüfus kağıdını buraya bırak. Dur bakayım. Naciye. Oh. Naciye, ecil beni Naciye. Amcacığım sen de mübarek adamsın, o kız gelecek mi buraya? Ha? Bir saate kadar gelir. Amcacığım ver elini öpeyim. Onu öpeceğim, bana öpeceğim. Amca müsaaden olursa bekleyeceğiz şurada. 7.30 kahveler senden. Geliyor, yolda. Thank you.
Şişt, küçük gel biraz. Küçük sana bir şey söylesem yapar mı? Yaparım abi. Abla, Naciye abla. Yavaş, içeriye koş. 7:30 yat Nurten'e haber ver. Dayı orada yoksa annemle kardeşimi görmeye gelecek. Annemi mi? Evet annemi. Hadi koş. Çeşmenin önünde seni bekliyorum. Peki abla. Ne gidi kaçak seni. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yerin kürkçü dükkanı olduğunu bilmiyor musun? Gel bakalım buraya. Peki ama nerede kaldı? Nereye gitti acaba? Annemi göreceğim dedi. Ne? Eyvah! Oraya gitmesi hiç iyi değil. Başına bir şey gelmese bari. Vaktinde yetişirsek gelmez. Koş! Hadi! Önüne baksana ya! Hey bardakların parası! Geliyor yolda! Ha böyle işte. Tavşan kendi ayağıyla kapana geldi. Al bunu yukarı kapa, kaçmak iyiymiş görsün. Gel bakalım. Kusura bakma güzelim, sabıkan var, kaçarsın sonra. Benden ne istiyorsunuz? Annem nerede, kardeşim nerede? İstediğimiz fena bir şey değil. Evlenmek. Hepsi o kadar. O zaman kardeşine kavuşursun. Şimdilik şurada istirahat et bakalım. Çok gezdin, yorulmuşsundur güzelim. Dur! Dur abi dur! Ne var? Dayı, dayı Naci ablayı yakalamış. Çabuk söyle nerede? Yukarı çıkardılar. Sen polise git. Gel benimle. Annesini ve kardeşini soruyor. Ne çıkar bunda? Onlara kavuşmak ister herhalde. Nikaha razı ol, istediğine kavuşursun diyelim, bak nasıl yola gelir. İnanır mı dersin? İnanır, çocuk o. Yarım. Ne arıyorsun burada? Ben de buradayım. Naci'yi almaya geldim. Şimdi bana sayıyla mı verdiler yani? Ha? Lan! Yoo, ağır olun. Yoksa siz zarar edersiniz. Hiç şakaya gelmem ben. Dinleyin beni. Kızı yukarı kitlemişsiniz. Bakın şimdi. Ya bırakırsınız yahut fena olur. 5 dakikası var bu işin. İyi düşünün. Bana bak, senin biraz aklından sorun mu var? Polise haber gitti. 5 dakika sonra gelirler. Duyduk duymadık demeyeyim. Oyala bunu, ben kızı alıp başka tarafa kaçırayım. Yanlışın var oğlum. Naciye buraya geldi ama anasının öldüğünü, kardeşinin de seninle kaçtığını duyunca dönüp gitti. Onun bizimle ne işi var artık? Ya, ha? Öyle mi? Başka türlü olur mu? Bize ne elin kızından? Anne! Anne! Dur! Ay, al! Vallahi acıdı ya! Yavaş ya! Ne yapıyorsun? Kendine gel! Hırpalama! Al kafam! Hadi ne duruyorsunuz orada? Ben sana gösteririm ulan! İnin aşağı çabuk! Ay tut! Allah kahretsin! Baştan gidiyorum! Hadi! Aşağı!
Çabuk polisler gelmeden kaybolalım. Hoş bir taksi getir. Taksi hazır. Bırak o kızı. Sana ne oluyor? Bırak o kızı dedim. Bana bak. Yolumun üstünde durma. İki kişiyiz, ezilirsin. Evvela şunu kapatalım. Dışarıdan gazel okunmasın. Aslan abim. Sen gel bu tarafa. Bu da benim. Gel bana gel. Hop. Buna futbolcu uzun giderler. Al bunu da. Al bir kolla. Oğlum, oğlum benim de işim var. Benim de işim var. Geliyorum. Hop. 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 Gel bana sen gel bana. Hasan. Hasan'ım benim. Naci. Çok mesudum. Canım. Açın dur, polis. Dur. Abi sen işine bak, aldılar. Bu işte oldu bitti demektir. Buyurun abiler. İkisini de ambalaj ettik. Kim bağladı bunları? Haha ben. Kendi kendine mi? Hı. Ama biraz baygındılar tabii. Gelin bakalım. Karakolda ifadelerini alalım onların. Biz aldık abi. Hadi siz de gelin. Hadi gelin. Hadi. Almayayım. Hadi. Hadi ben gideyim bari. Abi maç kaçta? Ha? Eyvah, benim maçım vardı bugün. Yerlerimize dikkat Türk. Dedim ben Naciye.